Dilerseniz bir Libya gündemi var, ona geçelim. Buyurun. Libya'da çok önemli gelişmeler oluyor. Doğu Akdeniz'le de bağlantılı bir gündem. Sadece Libya'nın kendi içindeki çatışmalar değil. Türkiye'de bu olayların tam da içerisinde. Rusya ile malum Türkiye bölgede Libya'da ulusal mutabakat hükümeti olan ve liderliğini de Sarrac'ın yaptığı hükümeti destekliyor. Karşısında da bir Hafter var. Onu da Rusya destekliyor. Mısır destekliyor. Ve Sarrac hükümeti son haftalarda Hafter karşısında belli kazanımlar elde etti. Sirte kenti ki petrol açısından çok önemli bir kent, liman kenti aynı zamanda. Oranın Sarrac güçlerinin eline geçme ihtimali var ve bu ihtimal o bölgeyi karıştırdı. Türkiye ile Rusya arasında kriz çıktı. Mısır askeri müdahale hazırlığı içerisinde olduğunu açıkladı Sisi, devlet başkanı. Ve bu arada Türkiye ile ABD arasında Libya konusunda ortak çalışma kararı alındığını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Şimdi burada tuhaf bir durum var. Türkiye Amerika ile ortak çalışma kararı alıyor ki Sisi Amerika'nın bölgedeki en önemli müttefiklerinden bir tanesi, bölgeye askeri operasyon hazırlığı yapıyor. Şimdi Türkiye açısından meseleye baktığımız zaman hem Amerika ile ortak çalışacağız, hem Amerika'nın Türkiye'nin çok çok önünde müttefiki olan bölgede Mısır'ın operasyonuna hazırlığı var. Şimdi bizim orada askerlerimiz de var ki bakanlarımız da gitti. Gitti kısa bir süre önce Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, MİT Başkanı gitti, görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da oradaydı ki Kalın ulusal mutabakat hükümeti Libya burada olmamızı istediği sürece Libya'da kalacağız açıklaması yaptı. Şimdi şöyle bir durum var, orada bizim askeri varlığımız da var, evet, az da olsa. Sarrac'ı korumaya devam edeceğinizi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü açıkladı, makamı tarafından açıklandığına göre Mısır bir operasyon yaptığını düşünelim. Orada bizim askerimiz var. Şimdi Mısır'la, Mısır askeriyle Türk askeri karşı karşıya gelme ihtimali var. Allah öyle olsun, bir risk var. Yani Mısır'ın ABD tarafından desteklendiğini düşündüğümüz zaman, bizim de Amerika ile ortak çalışma kararı aldığımızı düşündüğümüz zaman tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Amerika hem bizi destekliyor hem Mısır'ı destekliyor ve iki ülkenin askeri orada karşı karşıya gelme ihtimali söz konusu. Şu soruyu soralım. ABD Libya'da bir Türkiye-Mısır çatışması kurgular mı? Böyle bir tehlike şu an uzak ihtimal gibi görünse de gelişmeler böyle bir riskin olduğunu gösteriyor. Şimdi bir Mısır-Türkiye çatışması kimin işine yarar? Türkiye'nin işine yaramaz. Mısır'ın da işine yaramaz. Ama ABD'nin çok işine yarar. Ve Rusya'nın da işine yarar. Avrupa'nın işine yarar. Yunanistan'ın işine yarar. İsrail'in işine yarar. Kıbrıs elden gider. Evet. İşte bu gündemde en başa dönüyoruz. Sayın Erdoğan'ın başbakanken sorduğu soru vardı ya. Neydi o? Ne işimiz var bizim Libya'da? Aslında evet, bütün cevap... NATO'nun Libya'da ne işi var bizim... Bizim ne işimiz var? NATO'nun ne işi var Libya'da demişti. Sonra akabinde de bizim ne işimiz var? Ama peşine yaptığı açıklamada ne demişti? Biz Libya'yı Libyalılara teslim etmek için oraya gittik. Şimdi Sarrac Libyalı, Hafter de Libyalı. Evet. Biz hala oradayız. Kaddafi de Libyalıydı. Yani ben kahve kültürüyle olaya yaklaşıyorum, tamam mı? Şimdi siyasi söylemler, herkes bir şey söylüyor ki oraya da geleceğim. Bizim ne işimiz vardı Libya'da? Bu devletle bizim 30-40 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz vardı ki devam etseydi şu anda 100 milyara doğru giderdi. Binlerce şirketimiz Libya'da iş yapıyordu. Libya'nın halkı huzurluydu, mutluydu. Her şey hemen hemen bedavaydı. Evet. Ve gittik bir anda Kaddafi diktatör. Yazık oldu. Libyalılara da yazık oldu. Libya'ya da yazık oldu. Ya kısa bir süre önce, Kaddafi diktatörü ilan etmeden kısa bir süre önce orada Sayın Erdoğan gitti, görüşmeler yaptı ve insan hakları ödülü, Kaddafi insan hakları ödülü almıştı.
Yani ilginç bir şey. Evet. Yani aradan zaman geçti. Libya'yı Libyalılara teslim ettik. Onlar da kendi aralarında efendilerinin paylaşımına göre, ki Fransa'sı var, İngiltere'si var, Amerika'sı var, petrol bölgelerini paylaştılar. Şimdi Fransa ismi geçmiyor ama en aktif devletlerden birisi Fransa'dır Libya'da. Doğu Akdeniz'de bizi NATO'ya şikayet etti. Ciddi kriz yaşıyoruz şu anda. Ama işte sizin vurguladığınız Çavuşoğlu'nun Libya'yla, Libya'da Amerika'yla işbirliği yapmak için talimat aldık. Evet. Cümlesinden önce çok önemli bir cümlesi vardı. Aynı açıklamada. Ne diyordu Çavuşoğlu? Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de YPG ile angajmanından son derece rahatsızız. Evet. Ki bugün Amerika ile Fransa Ulusal Kürt Konseyi ile bir ortak dayanışma çalışma grubu oluşturdu. Oradaki PKK-PYD örgütünü resmileştiriyorlar. Şimdi yine kahve kültürü ve mantığıyla soruyorum. Suriye'de sana yar olmayan ABD Libya'da sana yar olur mu? Yani Türkiye'nin ne işi var? Hala aynı soruyu soruyoruz. Milli çıkarlarımıza ben bir fayda göremiyorum. Bu öbür taraftan bir de bizim manevi değerlerimiz var. Biz kime karşı kimin yanındayız? Ki burada oyun kurucuların en büyüklerinden birisi de kimdi? Rusya. Evet. Aynen Suriye'de olduğu gibi Libya'da da ben varım dedi. Eğer Suriye'de Rusya olmasaydı Suriye diye bir devlet şu anda yoktu. Libya'da da aynı. Hafter'in yanında yer aldı. Ve malum bir heyet geldi. Peşine Dışişleri Bakanları gelecekti Lavrov. Bir anda bu görüşme iptal edildi. Evet, İstanbul'da bir zirve olacaktı. Tabii nedenleri çok tartışıldı. Şundan, ondan, bundan. Moskova şunu istiyor, Ankara bunu istiyor. Ama ben kabaca şöyle düşünüyorum kendi mantığıma göre. Türkiye dedi ki Libya'yı bize bırak. Rusya da dedi ki Suriye'yi de bize bırak. Anlaşamadılar. Evet. Sen İdlib'den çık, ben Libya'dan çıkayım. Kimse kabul etmedi. Çünkü çıkarlar çatışıyor. Burada bizim en başından beri yeniden dış politikada bir yapılanma sürecine girilmesi gerekiyor. Amerika'nın bugüne kadar bize tek bir menfaati olduğunu kim iddia edebilir? Ya daha 5-6 ay önce mahvederiz dediler. O mektubu yazdılar. Bizim terörist başı dediğimiz Mazlum Kobani'ye general dediler. Beyaz Saray'da ağırladılar. Güvenli bölge şu bu dediler. PKK-PYD'yi orada güvenini sağladılar. Bizim gönderdiğimiz maskelerin aynısını götürüp militanlara verdiler. Evet. Ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Vekili Numan Kurtulmuş onların tineti bozuk dedi. Tineti bozuğun Türkçedeki karşılığı ne? Sütü bozuk, mayası bozuk, kansız. Bizim kansızlarla, sütü, mayası bozuklarla ne gibi bir dostluğumuz olabilir ki? Veya bu dostlukta ne bekleyebiliriz? Nereye kadar ABD? Nereye kadar AB? Bugün AB, AB, AB diyorlar. İspanya koronavirüste zirve ülkelerden birisi. İtalya zirve ülkelerden birisi. Ama Almanya diyor ki Türkiye'ye gitmeyin. Türkiye tehlikeli. Onlara gidebilirsiniz. Evet. Ya muhterem hocam bunlar Haçlı Birliği'dir. Biz asla, bizi asla aralarına almazlar. Onun için ne AB ne ABD yaşasın tam bağımsız Türkiye diyordu. Biz de aynısını diyoruz. Evet, işin özeti bu zaten. Türkiye uzun süredir dış politikada hem Suriye bağlamında bakarsak, Libya bağlamında, Doğu Akdeniz ki Libya'dan daha öte önem taşıyan bir mesele. Ege'deki meseleler konuşulmuyor ama kritik gelişmeleri var. Tabii. Kıbrıs meselesi çok önemli. Yakın bir zaman içerisinde Karadeniz bölgesi, Amerika'nın Karadeniz'e açılma konusu gündeme gelecek. O konularda da Türkiye'nin takınacağı tavır çok önemli ama dış politikada uzun süredir Rusya ile Amerika arasında gidip gelen bir dış politika anlayışımız var. Hangisi ağır basarsa onun yanına yaklaşan, belli bir süre sonra diğerine yaklaşarak öbürünü dengelemeye çalışan bir dış politika mantığı gelişti Türkiye'de. Sizin de dediğiniz gibi bu ikisinin ikisini de bir tarafa bırakarak kendi yoluna giden bir Türkiye olması gerekiyor. Ne ABD ne Rusya dememiz gerekiyor bu anlamda da.
doğrudan tam bağımsız bir Türk dış politikası geliştirilmesi gerekiyor. Bunun da öncelikli yolu ilk önce bağımsız güçlü bir ekonomi kurmak gerekiyor ki hani iki tane devin arasında onun ya da bunun yanında bir gelgit sarkaç görevi görmek yerine kendi rotanızı çizmeniz gerekiyor. Bu da milli bir ekonomiden, bağımsız bir ekonomi modelinden geçiyor ve şu an Türkiye'nin izlediği bir kapitalist serbest piyasa ekonomisi sistem ve şu anda bunu mevcut durumla ortaya koyabilmek mümkün görünmüyor. Misal en popüler milli dediğiniz için oradan milli kelimesi en popüler olduğu çağı yaşıyor belki evet. de. Ya da en çok istismar edildiği dönemi diye. Biz magazin boyutundan gidelim popüler. Ha. Ya bizim milli bir dış politikamız var mı? Suriye ile kavgalısın, Irak'la kavgalısın, İran'la mesafelisin. Türk cumhuriyetlerle sarılıyorsun. Onun ötesinde ne bir stratejik anlaşman var, ne ekonomik bir anlaşman var, ne sosyal kültürel bir diyaloğun var. Evet. Rusya dünyanın en öndeki güçlerinden birisi. Onunla doğru dürüst bir anlaşman yok. Vanayı kapatıyor, domatesi almıyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Çin, Hindistan dünyanın yükselen yıldızı ekonomide. Bir anlaşman yok. Batı'ya dönersen Batı hiçbir zaman bize dost olmadı zaten. Yunanistan haline haddine bakmadan gerekirse savaşırız diyor. Bizim bir milli dış politikamız olmalı, bir duruşumuz evet. olmalı. Kıbrıs unutuldu. Mustafa Akıncı neler diyor öyle? Ya Rum Cumhurbaşkanı olsa daha o kadarını söylemez yani. Yani kanında, kimin kanı dolaşıyor ben merak ediyorum, açık söylüyorum. Yani o dediğiniz gibi o cümleleri Miçotakis kurmaz herhalde. En azından diplomatik dili dikkate alarak daha temkinli evet. konuşur.